Oldum kızım. Valla olmalarını isterim. Bedava verdikleri için olmuyorlar derim ben. Parasıyla versinler, hep sıraya girerler. Niye olmuyorlar ki? Valla benim eklemek istediğim, yaşlılarla 18 yaşı seçmesinler. Bizleri de arabaya bindirsinler. Biz taksi tutup her gün çarşıya gelip gitmek zorundayız. O zaman paramızı da, bize de para versinler. Biz mağduruz, çocuklarımız yok yanımızda. Evden çıkamıyoruz, alışveriş bankalara gidemiyoruz, fatura yatıramıyoruz. Ben onun için şikayetçiyim, başka bir şey için değil kusur. Teşekkür ederim. Aşı, birinci aşı oldum. İkinci doz. İkinci de öbür ay olacağım, ilk haftasında. Vallahi şimdi ben o konuda olmalarını tavsiye ediyorum. Niye de? Aşının benim de profesörlerin araştırmalarına göre hiçbir yan etkisi olmadığı, ağır hastalığı koruyucu olduğu, hangi aşı olursa olsun, Çin aşısı, BioNTech, hangi aşıyı bulursanız bulunun diyor doktorlar, bu işle ilgili profesörler. Aşının yan etkisi olacağını, onların çekingesi, acaba bir yan etkisi olur mu veya bir korku şey, bence olmalarını tavsiye ediyorum, yani olmaları lazım. Hem kendi açısından hem toplum açısından. En azından tam faydalı olmasa ağır hastalığı engellediğini söylüyor doktorlar, ağır geçirmeyi. Ben tavsiye ediyorum, yani korkmalarına vatandaşlardan gerek yok. Bilinçli olmaları lazım. Hem kendi açısından hem toplum sağlığı açısından olmaları lazım. Bu, yani korkacak bir şey yok yani. Neden vurmuyorlar? Hem kendilerini, hem ailesini, hem çevreyi tehlikeye sokuyor yani bu insanlar. Ben 74 yaşındayım. Aşımı oldum. İkisini de oldum. Ya olsunlar, herkes aşısını olsun. Olsun. Çok güzel bir şey. Tamam. Biri olur, biri olmazsa ne olur? Onun hastalığı tekrardan o birine bulaşır. Tamam mı? Onun için de herkesin aşı olması lazım. Herkesin olması lazım. Hiçbir yan etki görmedim. Oldum. İkinci aşıyı da cuma gün, yarın olacağım, 11'de inşallah. Sağlık ocağında açıkmış, orada olacağım. Onlar kendiliğinden gittin olsun. Bu, ben COVID geçirdim, yaşanınca bilinir. Hepimiz kurallara uyalım. Bir an önce gittin bu kızım. Yani. Aşı olmayan boşa olmaz. Bir şey yapmıyor ki yani. Seni koruyor. Daha önce bu hastalıklar gider yani. Korkulacak bir şeysi yok. Ben öyle düşünüyorum yani. Beni şimdi bir daha vursunlar, bir daha vurulur. Çünkü ben rahatsızım. Herkes böyle hasta olabilir yani. Hepimiz bir kurala uysak ki, devlet herkesin başına bir polis dikecek değil. Hepimiz kurala uyacak. Kolumuz, gözümüz, kafamız takmayacak maskeyi. Tam kurallara uyarak takacak. Öyle geçirecek inşallah hastalığı. Aşının ilk defa vurunduğumda doktora sordum mu, dedi ki bazılarında dedi yüksek tansiyonla kafa ağrısı oluyor dedi. Ben de öyle uyudum. 3 gün uyudum öyle. Başka bir şeyim olmadı yani. Ben 10 defa da diseler onun da vurunurum. Oldum. Aşı var mı ki sırası gelsin? Sırası gelenlere aşı var mı yapılacak? Aşı yok ki. Birinci aşıyı yaptıran ülke, ikinci aşıya aşı bulamadığı için yeniden aşılanmaya taraftarı, yeniden aşılanma olanakları sunmaya çalışacaklar. Yok, aşı yok, aşı. Neyle aşılansın?